Bir toparlama yapmanızı istiyorum. Şimdi iki konuda da çalışıyorsunuz. Hem bir hukukçusunuz hem de aynı zamanda Ekrem da birlikte evet, çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi anayasa değişikliğinin bile yerel seçimlerle birlikte konuşulduğu bir ortamdayız. O yüzden de biz de konuşabiliriz bunu. Sizin bağlamanızı isteyeceğim. Önce bir... Yerel seçimleri konuşalım isteyeceğim. Yani ilk baştaki soruya dönmek istiyorum aslında. Biz 1 Nisan'dan sonra yerel seçimlerin sonuçlarına bağlı olarak ne yaşayacağız? Ee, i̇nsanın gönlünden geçenle bir söz vardır. Alnına yazılanla başına gelen aynı şey değil olmuyor diye. Biz 1 Nisan'dan sonra bence yerel seçimlerden başarıyla çıkmış çok yerde muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarının kazandığı belediyelerle karşılaşacağız. Bunu neden söylüyorum? Araştırma şirketi sahibi falan değilim. Ama şunu görüyorum, Türkiye'de artık gerçekten bıçak kimya dayandı diye bir söz var. Bu her kesim için böyle. Yani hep emeklileri konuşuyoruz, çok da doğru olarak konuşuyoruz muhakkak ki. Ee, i̇yi ki bu yıl emekli yılı ilan edilmiş dedi Gülfem Hanım. Haklı çünkü Çalışma Bakanı demişti ki bu yıl hayatlarının ikinci baharını yaşayacak bir güzelliği paylaşacaklar. Geldiğimiz nokta nedir? Bugün fitrelerinizi e, emeklilere verin diyen bir e, Diyanet İşleri Başkanlığı var. Fitre ne demek? Fitre Ramazan sadakası demek. Yani sadaka verin artık emeklilere. Sadakaya diyorlar. muhtaç hale getirdiler. Sadakaya muhtaç hale ve o sadakanın adresi olan e, şekle getirdiler. E, elbette 10 bin lira emekli maaşıyla bugün Birleşik Kamu İşçileri Sendikası'nın açıkladığı rakamlar var. Açlık sınırı 20 bin liraya aşıyor diye. Şimdi iki emekli bile olsa evde karı koca diyelim ki ikisi de emekli maaşı alıyor. O 20 bin lira... İkisinin emekli maaşı açlık sınırını ancak karşılıyor. Asgari ücret onun altında. E, yoksulluk sınırı biraz üstünde. Yani böylesine e, yaşam koşullarının zorlaştığı, hayatın bütün o dinamiklerinin insanların üstüne karabasan gibi çökmeye başladığı bir dönemde bu seçimlerin galibi olmayı AKP ya da Cumhur İttifakı hak etmiyor. İkincisi yine işsizlik rakamları açıklandı biliyorsunuz bugün Avrupa Birliği ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletlerindeki işsizlik oranının üzerinde onda da birinciyiz. Yani bizim böyle çok acı birinciliklerimiz var. E, o zaman neredeyse gelecekten umudunu kesen, hayallerini tüketen kendisine e, ya da kurmak istediği ailesine ilişkin bir hayat kuramayacağını gören gençler bu umutsuzluğu yaşarken neden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne versin? Yani bu o kadar düz mantığın bir gereği ki. Bunları alt alta koyduğumuz zaman kadınlar niye versin? Eğer Şubat ayında 36 kadın öldürülüyorsa bu bir tesadüf değil. Kadın erkek eşitliğinin olmadığının ısrarla söylendiği bir ülkede. Şiddete karşı korunmuyorsa kadınlar eşit sayılmadıkları için bu cinayetler artıyor. Kadınlar neden oy versin? hala e, ücretli öğretmen mi kadrolu öğretmen mi geçici öğretmen mi stajyer öğretmen mi diye öğretmenlerin çok sayıda kategorize edildikleri bir yerde öğretmenler neden versin? Şimdi bunlara baktığımız zaman Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın kazanabileceği belediye sayısının sınırlı olacağını düşünüyorum. Ama Türkiye'nin yani göz kulağı var olanları da, var olanlardan kaybedecek kaybedecek. Mi düşünüyorsunuz. Evet. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeki belediyelere ilaveten e, bazı illerde de tekrar e, seçimleri kazanacağını düşünüyorum. Ama şu bir gerçek ki Türkiye'nin gözü kulağı İstanbul'da. İstanbul seçimlerinde. Öyle ki e, Ekrem Bey'in karşısında bir kere bir Cumhur İttifakı var. altı parti bir araya gelmiş. Devlet ittifakı var. İşte görüyoruz Cumhurbaşkanı ve 16 bakan, kaymakamlar, valiler, hatta bazı yerlerde jandarma komutanları e, seçim propagandalarına katılıyorlar. Yani bir devlet ittifakı oluşmuş. Üçüncüsü muhalefet partileri bir araya da bir muhalefet partileri ittifakı oluşturmuşlar. İktidara değil, olduğu gibi Ekrem Bey'e karşı e, kampanyayı götürüyorlar. Yine Ekrem Bey'in karşısında bir medya ittifakı oluşmuş yani iki üç kanalın dışında Türkiye'deki neredeyse bütün televizyon kanalları ve birkaç gazetenin dışındaki tüm gazeteler bu muhalefetin e, görünür bir başka ittifakını oluşturmuş. Peki bu kadar ittifaka rağmen Ekrem Bey' seçimleri kimle ve nasıl kazanacak sorusu var İşte bizim çalıştığımız masada da gördük ki, bu e, seçimlerde Ekrem Bey'in yanında gerçekten bir akıl ve vicdan ittifakı var. Bu kadar haksızlığa duyulan bir tepki var. Yapılanları gören insanların <laughs> rasyonel bakış açısıyla 25 senedir yapılmayanların yapıldığını görerek oy vermelerini mümkün kılacak bir akıl beraberliği var kendileri için oy verecekler evvela kendi konforlu yaşamlarının hangi iktidarlar döneminde olduğunu yerel iktidarlar döneminde olduğuna bakacaklar. kendi yani belki de onurlu sadece, yaşamlarının aslında öyle Sadece değil mi? şu bile bakınız yeter. Türkiye dünyanın en çok çöp ithal eden ülkesi. Korkunç bir şey. Çöplerini ithal ettiğimiz ülkelerin e, birbirlerine söyleyerek en iyi Türkiye alıyor, en ucuz Türkiye alıyor diye bir de kampanya yaptıkları bir ülkeyiz. Şimdi çöpleri alan bir anlayışın, bir siyasi tercihin adayı bir tarafta, İstanbul'da atık çöpten enerji tüketen ve Avrupa'nın en büyük enerji tüketim e, üretim tesisini kuran bir aday öbür tarafta. Yani her şeyi bırakalım. Kreşleri, yurtları, kent lokantalarını filan. Şu bile insan onurunun, ülke onurunun, vatandaş olma onurunun tartılacağı bir terazinin içinde nasıl yer alacağını gösteriyor. O yüzden İstanbul İttifakı ya da Kent İttifakı ya da dediğim gibi bir vicdan ittifakı <laughs> Ekrem Bey'in yanındaki ittifaktır. Bu seçimlerin 1 Nisan itibariyle bir uzantısı da evet anayasa ile ilgili olacaktır. Anayasadaki değişikliklerin nasıl yapılacağına ilişkin artık günlerce konuşmaları duyacağız. Ruşen Bey anlattığı için e, bir iki noktada sadece görüşümü söyleyeceğim, hı hı. aynı fikre katılıyorum. Bizim anayasamız anayasa değişikliğinin nasıl olacağını hükme bağlamıştır. Ama nasıl anayasa yapacağını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nasıl anayasa yapacağını düzenleyen hiçbir maddesi yoktur. Olmadığına göre böyle bir anayasa yapamaz. Çünkü yine anayasaya göre hiç kimse kaynağını anayasadan almayan bir yetkiyi kullanamaz. Şimdi anayasa böyle bir yetki vermemiş. Böyle bir madde yok, bir düzenleme yok. O zaman anayasa yapamaz Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ancak biz de tam dersimizde bu hafta bunları konuşuyorduk. 61 Anayasası da 82 Anayasası da e, mevcut parlamentolarla değil anayasayı yapan özel danışma meclisleri ve kurucu meclislerle yapılmıştır. İkincisi milletvekilleri yemin ederken nasıl yemin ediyorlar? Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma. Şimdi anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma diye yemin edip, Sonra da anayasaya sadakatten ayrılıp anayasa yapamazlar. Yapmaları halinde ne olur? Bu bir anayasayı ihlal suçudur, anayasayı ediştir. diştir ve bir darbedir bu. Yani hukuk darbesidir anayasaya karşı. Ve en önemlisi her zaman söylediğimiz şudur, anayasaya uymayanlarla anayasa yapılmaz. Anayasa yapılmayı bırakın konuşulmaz bile. Peki ne değişecek? İki kere referanduma gidildi. Eğer o referandumlarda şikayet için olduğunuz noktalar var idiyse o zaman bu referandumdaki değişikliklere koyabilirdiniz. Ha koyduklarını uyguluyorlar mı? Hayır ama hiç değilse bir gerekçeniz olmayacaktı. Şimdi bazı maddeleri değiştirebilirler mi? Ona hiç hiç sanmıyorum ihtimal vermiyorum. Yani hiç mümkün madde Evet. Asla Aha. değiştiremezler. Ama burada esas al, e, onun değiştirilemeyeceklerini onlar da biliyorlar. Yapabilecekleri tek şey Cumhurbaşkanının bir dönem daha aday olmasını sağlayabilirler mi ve e, daha önce de söylemişti Cumhurbaşkanı işte kıyafetle ilgili bir düzenleme başörtüsü yasağı olarak anlatılan Aha. Bunun anayasaya girmesini sağlayabilirler mi? O da çok belki önemli değil ama burada en önemlisi e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha seçilmesi. Ama kendisi de bu benim son seçimim dedi. Yani hem kendisi son seçimim diyecek... Hem anayasada onun bir daha seçilmesi için bir düzenleme yapılacak. Ama bu Sayın da, Bakan 10 kez söyledi onu biliyorsunuz. Bu da bir başka paradoks. Tabi <laughs> biliyorsunuz Bekir Bozdağ arkasından e, Adalet Bakanı herkes bir gerekçe sundu hemen ardından. Şimdi o özellikle bu seçimde söyleyişinin bence şöyle bir nedeni de var. Bakınız bu seçim o kadar zor ki İstanbul seçimi özellikle 16 bakan çalışıyor. Oysa ki Adalet Bakanı'nın varlığı ne içindir bu seçimde? Hukuk güvencesi sağlamak için. Seçimin güvencesi. Seçimin güvencesi. İçişleri Bakanlığı e, bütün kolluk kuvvetleriyle yine bu güvenlik ortamını sağlamak zorundadır. Şimdi kendileri kampanya yapan kişilerin tarafsız ve güven verici ortam sağlayabileceklerini düşünmek mümkün mü? Buna rağmen bütün bakanların bu kadar çok çalışması da yetmiyor. Müftülüklere talimatlar gidiyor. Müftüler cemaatlerdeki işte şey cami cemaatlerini mitinge getirsinler diye. Bu da yetmiyor. Sitem ediyor hatta Cumhurbaşkanı niye bu kadar az kişi geldi? Eskiden daha çok gelirdiniz diye. Galiba orada artık son nokta olarak o %36'ya düşen oyu konsolide edebilmek Hı -hı. için bu benim son seçimim diyor. Yani öyle bir duygu seslenmesi yapmak istiyor ki seçmen o, o duygusallıkla e, o sadakatini tekrar göstersin. Şimdi son olarak da şunu hı hı. söylemek isterim. Şimdi iktidar kaç koldan, muhalefet partileri kaç koldan bu seçime asılıyor. Ama bu seçim sonuçlarının İstanbul seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisinin kaybetmesi halinde, iktidarın çok daha ağır bir siyasi otorite ve siyasi güç kullanır hale geleceğini göreceğiz. İş değilse şimdi belediyeler, mecliste olmayan fren, denge, denetim. denetim sistemini yapan yerler, onların da kalmaması demek, onların da kaybedilmesi demek. Her alanın her gün çok daha otoriterle, otoriterleşen bir yönetimle yönetilmesi ve böyle bir e, gelecek yıllarında Türkiye için ne yazık ki kaybettiği, çok şey kaybettiği yıllar olacak. O yüzden ben sandığa gitmeyeceğim, ben oy vermeyeceğim, ben kızgınım, ben küskünüm demek yalnızca kendini cezalandırmak değil kendisiyle beraber çağdaş bir kentte çağdaş yaşam hakkını kullanmak isteyen insanları da cezalandırmaktır. Güzel bir söz vardır. Kendine küsmek demek sessiz bir intihar biçimidir der. Kimse ne kendine küssün ne sandığa küssün. Hayatı ve geleceği ve kenti yaratmak bizim kendi ellerimizde. O yüzden bu seçimde hem oy pusulası hem de bir de hesap pusulası kullanacağız. Evet, çok teşekkür ediyorum Önay Hanım. Sağ olun. Ee...